Efendim iyi akşamlar Beyaz TV ekranlarındasınız. Ne var ne yok başladı. Herkese hayırlı Ramazanlar dileyelim ve çok sıcak gündem var. Hemen arkadaşlar ekrana getirecek. Münevver Karabulut cinayeti yıllardır gündemimizi biliyorsunuz işgal eden bir durumdur. Çok önemli mevzular var. Cem Garip oğluyla ilgili acaba gerçekten hayatını kaybetti mi yoksa kaybetmedi mi? Bir şeyler oldu. Bir son dakika gelişmeleri var. Birazdan duyuracağız. Beyaz TV ekranlarında, Ne Var Ne Yok ekranlarında herkesin çok çok merak ettiği bir konuydu. Çok kıymetli konuklarımız var Mustafa Kurnaz ve Ramazan Tolga yol yapan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Hepimiz hayırlı Ramazanlar inşallah. Hemen bu kitabı gösterelim. Ramazan'a dair de bugün özel. Aslında bu kitabı daha önce gösterdik ama bu akşam biraz artık içini deşeceğiz. Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi'nin Marifetname kitabı. Yani biz bunu YouTube'da Ramazan Hoca ile yaptık. İnanılmaz izlendi. Evet, çok çok, e, çok acayip bilgiler var. Yani yediğinizden, içtiğinizden, burcunuzdan, yapmanız Küçük. gerekenlerden. Astronomi, astroloji, Her şey. fizyoloji. Çok acayip bir kitap. 50 kişiye de hediye edeceğiz bu kitabı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birinin adını yazmanız yeterli. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını takip edip son fotoğrafın altına yazan 50 kişiye gidecek efendim Hemen başlayalım arkadaşlar biraz müziğin sesini kısınlar Bu akşam saatlerinde de Çanakkale'de Bir deprem yaşandı ve Antalya'da 4.2 4.9 büyüklüğünde bir deprem Meydana geldi tabi Antalya'da Deprem olunca e, Z-Talk Youtube kanalında Tuğba Akıncı ile Berk Balbay'ın bir evet. röportajı Aklımıza evet. geldi çünkü Orada Berk Hoca çok ilginç şeyler söyledi Verin arkadaşlar bir izleyelim bayağı bir enteresan de. buyurun en küçüğü 8'in üstünde olacak bir kırık bekleniyor şu anda. Hmm. 690 kilometrenin tek başına kırılması mümkün. Hmm. Kıbrıs. Ne olur? Kıbrıs'taki soydaşlarımız ciddi alın bu söylediklerimizi. Gazi Bafta 7.9, 8.1 büyüklüğünde deprem olmak üzere. Dip Karpaz'da de, keza bu deprem olmak üzere. Yani Kıbrıs arka arkaya 8.3'lere kadar depremle çalkalanacak. Tarihi hep böyle ve arkasından Kumluca'dan Antalya'dan yukarıya doğru gidip Burdur'a dönen bir hatla aynı zamanda ada üzerinden, Kıbrıs üzerinden İtalya'ya, oradan Adriyatik üzerinden ee, Lido'da Cesavla'dan yukarıya bu Venedik'in aşağısına yukarıya çıkacak bir hat var. Buraların tamamı ya tek seferde ya birkaç seferde ya da arka arkaya 5-10 senenin içinde kırılacak. Berk Hoca e, ee, acayip bir tablo çizdi. 8'ler evet. diyor. Kıbrıs'ta çok Yediler büyük bir deprem diyor. diyor. Ee, tabii böyle bir depremde herhalde Kıbrıs'ı konuşuldu daha önce. Aslında burada da konuşmuştuk hatırlarsanız. Kıbrıs'ta gidip evet. konuşmuştuk. Konuştuk. Çok spekülasyon orada var. Evet, orada bekliyoruz. Kıbrıs zaten beklenen bir şey. Antalya bölgesi tabii ki sürpriz. Söyledi sürpriz bir olay. Yani yaptığı analiz neye göre olduğu da önemli. Ee, tabii ki Antalya bölgesinde şu an 4.9 olması bir evet. manyetik oluşturuyor. Ve enerji birikimi boşaltımı numaralı. olduğu zaman ciddi bir sahasıntı oluşabilir. Ama Kıbrıs'ı ben de kesinlikle aynı şekilde öngörüyorum. Kıbrıs'ı. E, tsunami olur diyor. Evet. 690 kilometre birden kırılır diyor. Geçtiğimiz Ramazan'la bir önceki programımızda, evet. Ramazan hocamla bir önceki programımızda biz bir haritadan bahsetmiştik. Marmara, hı hı. Ege üzerinden başlayıp Akdeniz ve Kıbrıs'a doğru giden bir harita var. Evet. Aslında bu frekansların yoğun olduğu bir haritaydı. Hı hı. Yani bu bilimsel bir çalışmaydı. Eşleştiriliyor. Eşleştiriliyor. Bravo hocam. Bu frekansların yoğun olduğu bir haritaydı. Ve biz yine bu programda söyledik ki ya bu konuda dikkatli olmamızda fayda var. Şimdi herkes diyor ki ya hocam harple deprem yapıyorlar. Kardeşim harple tetikliyorlar. Evet tetikliyorlar ya sıkışmış bir enerji sıkışmış bir doğal gaz hattına gidip sadece bir çakmak çakmak gibi bir kibrit yakmak gibi bütün olayı tetikliyorlar bütün mesele burada ve burada Berk hocanın dediği doğru ciddi bir frekans yoğunluğu var ve bunu bütün canlılarda görebiliyoruz maalesef insanlarda da böyle evet. zaten evet. adrenalin seviyesi yüksek olması çok fazla, çok fazla öfke problemi olması da yansıyor zaten ee, inşallah Antalya bölgesi beklenen söylediği gibi olmaz, olmaz. önlem mutlaka alınması şart olduğunu düşünüyorum. Evet. Rus hava durumu sorucusu NATO üyesi ülkelere nükleer bir saldırı için hava koşulları ideal demiş. Evet. İlginç tabii yani böyle bir açıklama. Beşi verelim hemen üzerine. Biden nasıl protesto ediliyor? Sesini açın. Bakın altyazıyı da okuyun. Yani en başına alın şimdi. Başına tekrar alın. Bakın o cümleler çok güzel. Biden'a karşı söylenmesi. Sen soykırım soy yapan bir diktatörsün. On binlerce Filistinli öldü. Çocuklar ölüyor. Evet, tamam, Ramazan'da tamam, tamam. bile... Devam ediyor. Ciddi. ciddi Devam. Ramazan'ın ilk gününde iki çocuk. Her Filistin'de. Ramazan bu oluyor hocam. Her evet. Ramazan bunu yaşıyoruz. Ramazan geldiğinde Gazze ve Filistinli kardeşlerimiz için korkularımız başlıyor. Bu adam bu işin başını çeken adamlardan bir tanesi zaten bu Biden. Doğru söylüyor. Soykırım yapan insanları öldüren, katleden bir diktatörü tekidir. Yani Sadece Gazze için değil ki. Şu an Hindistan'da Müslümanlar zulüm altında. Arakan'da öyle. Arakan'da o şekilde. Doğu Türkistan'da o şekilde. Evet. Şu an mübarek Ramazan ayında bilinçli bir şekilde bakın bilinçli bir şekilde şeytana tapanların Müslümanlara yapmış olduğu bir eziyet ve soykırımdır bu. Yani bu bir iddia değil bir gerçektir. Biraz önceki Rus e, hava durumu sunucusuna gelecek olursak burada çok ciddi bir mesaj vardı. Geçtiğimiz ay e, Putin'in Carson'da yapmış olduğu röportajda bir saat çıkartma mevzusu vardı. Aslında bu siyaset dilinde verilen bir mesajdı. Burada şu mesajı verdi Avrupa'ya. Avrupa için zaman daralıyor. Saat ve kalem. Sizin kendinizi yazamadığınız kaderi bu kalemle ben yazacağım mesajı verdi. Birbirlerine vurduracak. Evet. Birbirlerine vurduracak. Birbirlerine vurduracak. Bravo hocam. Kesinlikle. Peki bunları karşımıza çıkartan siyasi arena. Rusya üzerinden yine Müslümanlara farklı bir oyun tezgahlıyor olabilir mi? Evet olabilir. Peki buna bakacağız. 6 numaraya verelim. E, Google mühendisi Filistin'deki soykırıma destek veren teknolojiyi üretmek istemiyorum diyerek bakın e, burada açık açık söylüyor. söylüyor. Sesini açın varsa. Ee, i̇şten ayrıldı. <laughs> Yani neyse ki bazı e, vicdanlılar da var. Evet. var tabii ki. Dünya üzeri 2.2 milyar Müslümanın çıkaramadığı sesi bu arkadaş çıkartmış. İnşallah İslam'la şereflenir. Müslüman olarak neyse. bu hayata veda eder. Biz de çıkartacağız bu sesi mutlaka ama burada ciddi anlamda bir artık... Hocam. Çıkartamıyoruz yani... hocam yani. Tepki veremiyoruz, tepki mekanizmamız yok. Onların bildiği kitabı, yani onların uyguladığı... Evet. Bakın biz kendi kitabımız üzerinde, Kur'an üzerinden, sünnet üzerinden hareket edersek... İstanbul'le bir araya gelirse yapabilecekleri işte. hiçbir şey yok burada. Bizim feraset konum sıkıntımız var. Evet. Bizim dünya olarak Filistin, gazlı olayları ile ilgili, bu tür olayla ilgili feraset problemimiz var. Öngörme problemimiz var. Bütünleşme problemimiz var. Hocam biz açık birlik olmuş olamıyoruz. Bizim var. en büyük problemimiz bir tanesi arkadaşlar. bu. Biz de ses çıkartacağız inşallah. Şiirlerinin karakterini kaybetmiş bir nesil oluşturmaya çalışıyorlar. Aile içinde de sorunları biz yaşıyoruz. Peki Bakın. şimdi evet. hocama küçük bir ilave yapayım. Bunu izleyen 15-16-17 veya 20 yaş aralığında bir genç kardeşimiz müziğe merak olan, müziği seven, müzisyen olmak isteyen ve bu sanatçılara da hayranlık duyan şöyle bir algı oluşabilir mi kafasında? Kesinlikle oluşacak. Ben Sefo gibi bir şarkıcı olabilmek için etek giymem lazım. Onu taklit etmem lazım. Veya sadece Sefo değil. Benzer birçok sanatçı evet. var maalesef ülkemizde. Evet. Bu normalleştirme projesinin bir ilk adımlarından bir tanesidir. Ve evet. yani maalesef biz Yıllardır hepimiz hep birlikte ailelerimize şu mesajı verdik. Dedik ki çocuklarınızı yalnız bırakmayın. Lütfen örf ve adetlerimizi terk etmeyelim. Lütfen çocuklarımızı biz yetiştirelim. Küresel şeytanların YouTube'daki oradaki buradaki elemanları yetiştirmesin. Bence Çiz... bu anket çalışması. Çizgi filmlerdeki o kötü karakterler çocuklarımızı yetiştirmesin. Ama gelin görün ki maalesef ve maalesef ailelerimiz bu konuda çok tutarsız. Gerçekten çok bu anket çalışması. Ben size söyleyeyim mi bu kesinlikle anket çalışması. Tepki bakalım, sonuç olarak. Kesinlikle bakalım toplumda kaç kişi bu konuyla ilgili oluru var diye ölçülmüş bir şeydir. Kesinlikle bu. Bence de. Kesinlikle proje bu anket çalışması. Aynen bu. Öyle. Peki 77'ye verelim. Ya pardon 81'i verelim. Münevver Karabulut Cem e, neydi? Garipoğlu arasında e, yaşananlar o cinayet. Cem evet. Garipoğlu'nun <laughs> o cinayeti işledikten sonra cezaevinde intihar etti. söylentisi. Denilmesi söylentisi. Eee evet. fotoğraf arkadaşlar. Şimdi bugün flash bir gelişme yaşandı. 15 yıl geçti. Bu kanepe fotoğrafı burada biliyorsunuz. Evet. E, masonik bir durum da vardı. Yani evet. masonik mi diyelim artık ona. Yani ritüelin işlendiği, cinayetin değil. olduğu Koldu. andaki koltuk Koltuklar aynen aynı. duruyor. Evet. Bu fotoğraf geçen yılki, yıl. yılki fotorafta. Sembol oluyor Yani Cem Garipoğlu'nun kız kardeşiydi değil mi galiba? Evet, kardeşi. Her şey aynı bırakılmış Koltuğun odada. Koltuğun sembol olduğu. Bu koltuk artık koltuk bir Koltuk sembol mü diyorsun? Evet. Bu koltuk artık bir semboldür. Yani oradaki yapılan ayinde kullanılan materyal bir koltuk. Bu koltuk artık bir sembol. Ve bu sembolün başında hala devam ediyor. Bu kesinlikle bir katliam ve ayindir. Burada kesinlikle. sıcak gelişme ne? Şunu söyleyeceğim. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı dedi ki... Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemleri sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları... ...ve video kayıtları istiyorum... ...inceleyeceğim dedi. Çok Bugünün flash adım. gelişmesi. Çok doğru bir yani adım. Cem anam Garipoğlu anam olsun. öldü mü... Yoksa, ...yoksa kaçtı mı iddialara? O kadar çok konuşuldu ki... ...bu bir şehir efsanesine döndü. Değil. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da diyor ki... ...ben otopsi sırasındaki videoları ve fotoğrafları istiyorum. Bu şehir efsanesinden çıksın artık diyor. Ben evet. bunu evet. ortaya çıkartacağım. Savcımıza da Allah razı olsun. Kesinlikle çok doğru bir hareket. Savcı Bey'i tebrik ediyorum. Niye tebrik ediyorum? İnsanların kafasında yıllardır bir e, gizem olarak kalan... ...ve Münevver Karabulut ailesinin de içinde yarı olarak kalan... ...bir durumun aydınlanması lazım. Neden aydınlanması lazım? Şimdi bu konuyla alakalı, Münevver Karabulut'un katledilmesiyle alakalı... ...bu ayinle alakalı... ...yıllar içerisinde o kadar çok e, gerçeğe yakın teoriler üretildi ki... ...maalesef insan gerçek olmasını istemiyor ama gerçek. Bu bir ayin parçalandı ama tabii evet, ki yani bu bir ayin bu bir ki. masonik ayin kimse kusura Öyle bakmayacak. Mi? Bu bir kurban ritüelidir. Tasarlanarak yapılmış, tasarlanmış ve nereye koyulacağına dair. Bakın yani sadece insanı öldürmek değil bunun planı var. Bu planla ilgili yer seçiliyor. Sonrasında kaç parçaya bölünceyle ilgili. Evet. Sonrasında bu cinayetin işlendiği koltuğun bir sembol hale gelmesi. Yani şu koltuk, sembol şu artık. koltuk bir sembol. Ee, geçen sene burada aile bireyleri hep birlikte oturdu. Bir fotoğraf verdi bu şekilde. Hem de birbirlerine bakıyorlar, mutlular. Evet. Değil mi? Mutlu imajı gülüyorlar hep beraber. Şeytan ritüelden az duyar. Ya şimdi zaten hocam Allah bir şey... Allah. şeytan ritüelden az duyar. Bu kadar basit. Şey, insan da var. İnsan içinde varsa o aynı şeytan durum. Teslim olmuştuk. O yaşadığın anı bulunduğu mekanda bulunduğun zaman o mekanın bir manyeti vardır. Sana onu yaşatır. Şu an o gülümsemeler o yapılan oradaki ritüeli yaşama anıdır. Bunun başka bir açıklaması mümkün değil olamaz. Hocam zaten bu ayinin ismi Tubal Kayin'dir. Ben ismini de söyleyeyim sizlere. Tubal Kayin belli bir ritüelden sonra yapılması gereken bir ayindir maalesef ki. Ee, çokça karşımıza çıkıyor tarihi Aman araştıranlar. Teriz. Bu konuya bilenler bilir. Ama ben tekrar söylüyorum Silivri... Cumhuriyet Başsavcılığı'na evet. Allah Silivri razı olsun. Silivri Cumhuriyet Kesinlikle. Başsavcılığı harekete geçti. Diyor ki biz Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemleri nasıl yapıldı? O sırada fotoğraf çekildi mi? Video var mıydı? Bunları bize ulaştırın diyor. Bence çok çok önemli bir gelişme. Çok önemli. 15 yıl sonraki belki de en önemli gelişmelerden biri. Lütfen. Bakalım Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nda o otopsi fotoğrafa gönderilecek. Mi? Öldü de öl bence de ölmedi. Bence ölmedi bence bence de ölmedi. Yani, bence ölmedi. Yani bunun cevabı zaten bu. Ya, bence cevabı... öldü ama. Bence ölmedi. Biz bence otopsi ölmedi. Savcının bunu istemesinin sebebi o da öldüğüne inanmadığı için bunu istiyor. Yani bunu net açıklanması. Vukuundan vakadan bahsederler evet, ya. Bu kadar evet. basit yani. Vuku... Ya çok şehir efsanesine döndü. Çünkü... Vuku var ama vaka yok. Vaka evet. yok. Evet. Vaka nerede? Savcı diyor ki vaka nerede? Vaka ben gecenin... toplumu da aydınlatmak lazım. Bu olay 15 sene geçti. Ben bununla ilgili vuku var. Olay var ama ben vakayı bulamadım diyor işte bence kesinlikle ölmedi ortaya çıkacak. Şimdi burada aslında şöyle bir mesaj da var. Genç hanımefendiler, kendi hayatlarında maalesef bazı kendi kişisel değerlerini göz ardı edip şan ve şöhret peşinde gitme eğiliminde olmasınlar. Onlara bir kardeşlere abiler olarak rica ediyorum ben. Lütfen hayat bu tarz olayları yaşamayacak kadar kısa bir kısa. süreç. Evet. 51'i verelim. Dilan ve Engin Polat çiftinin kızı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi. Dinleyelim. Teşekkür Sayın Ali Yerlikaya bahsettikleri gibi kara para bahis yok. Neden benim annemle babam, ailem dört 4,5 aydır içeride. Kardeşim sürekli ağlıyor. Benim de psikolojim bozuldu artık. Diyecek şey bulamıyorum artık yani oyalıyorum sürekli başka şeylerle. Dayanamıyoruz artık çok kötüyüz. Evet tabi Olan çocuklara oluyor. Kesinlikle. Burada da öyle olmuş. Kesinlikle. Ee, Kesinlikle. Dilan ol. ve Engin Polat çifti 4 4,5 aydır cezaevinde. Evet, <laughs> e, ee, bu gelişmeler takip ediliyor bir yandan. işte lütfen artık çıksınlar bütün ailemi aldınız benden diye İyi de bir paylaşım yapmış. Ezberletilmiş. Ezberlik. Ali Yerlikaya. Cumhurbaşkanı biliyor ki Ali Yerlikaya diyor. annesinin evet. kim aldığını biliyor. Evet. Kiminle muhatap olacağını evet. biliyor. Ezberlik. Yani hala çocuk kullanıyorlar. Yani çocukları çocuğun psikolojik sağlığı zaten problemli. Bunu arka planda hala kullanmaya devam ediliyor. Evet. Yani... 76'yı verelim. Dünya bu fotoğrafı konuşuyor. Çok ilginç. Bakın Türkiye'de çok fazla gündem değil ama biz her zaman ana akımın dışında işler yapıyoruz. Kate Middleton tanıyorsunuz. İngiliz kraliyet evet. ailesinin gelinlerinden Kate evet. Middleton. E, birkaç zamandır ortada yoktu. Böyle haberler çıkıyordu. Kate Middleton'a ne oldu? Şeklinde. Şimdi en son paylaştığı fotoğraf o fotoğraf. Verin az önceki ilk fotoğrafı. E, bir ameliyat geçirmiş. O ameliyattan sonra çocuklarıyla bir fotoğraf paylaşıyor. Parmakta yüzük olmadığı gibi... Burada Photoshop yapmış evet. herhalde Kate Middleton ama neden bu kadar İngiltere'de ve dünyada gündem oldu? Bırakın gündem olmayı gazetelerin ilk sayfalarını i̇lk sayfaları gördüm olmuş, İlk sayfalarında bu var. Evet Siyaya kadar. Ya, ya ayrılıyorlar mı yeni gelin mi geliyor Kate Middleton'a ne oldu bir şey mi yaptılar ona hastalandı zehirlendirildi mi öldürülüyor mu çok soru var. Yaşamıyor tabii. mu? Şimdi evet. zaten Kate Middleton'la alakalı e, İngiliz Kraliyet Ailesi Kate Middleton'ın konuşmasını istemiyor. Çünkü Kate Middleton'ın e, tıpkı kayınvalidesi gibi kayınvalidesi oluyordu ölen Hı -hı. Lady Diana. Evet. Kayınvalidesi gibi İngiliz Kraliyet Ailesi'nin birçok sapkın olayına şahit olduğu iddialar Doğru. arasında. Hocam bunu ne var ne yokluk hale getirdi şu an? Evet. Öyle. evet, çok ciddi derecede İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sapkın ritüeller dizininde şahit olduğu durumlardan insani ve vicdani duygularını kaldıramadığından dolayı Tariyorum. ayrılmak Tariyorum. istiyor. Ket Middleton ayrılmak istiyor ve bunu normal bir insan gibi, normal bir yetişkin gibi yapmak istedi. Fakat İngiliz kraliyet buna yok. izin vermedi. Siyah ile birlikte. Siyah ile birlikte. O, Yüzüğü duvarlıklı. takmamasının sebebi de ben de istemiyorum deyip Di başkasına mesaj mı veriyor acaba? Evet. Şimdi bu da önemli burada. Çok. Bu gibi insanlar üst takıllarla çok mesajlılar ve sembolik dile mesajlılar. Parmağında yüzün olmaması ben burada durmak istemiyorum diye bir yerlere mesaj verme olayı da olabilir. Tabii şimdi yani normalde ama lazım. şöyle de bir durum var hocam. Resim sonra kaldırılıyor biliyorsunuz. Evet. Kate Middleton'ın sağ yanağında bir ben olması lazımdı. Burnuna yakın bir noktada. O da yok. Bu fotoğrafta o da yok. Aa, Tabii. ama o Photoshop diyor. Ya Photoshop diyor ama Normal bütün her yerde bu benimle Photoshop yapmamış da buna niye yapmış? Tam 36 tarafta Photoshop deniliyor ve sonra siyaset tarafından bu... Bir şey söyleyeceğim. bir virgül atın. Silivri'den bir mesaj var. Az önce Silivri'ye Cumhuriyet Başsavcılığı evet. isim vermeyeceğim. Ama e, Başsavcılık Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğraflarını istedi. Çok net bilgi diyorlar. Adalet Bakan Yardımcısıyla birlikte videoların izlendiği şeklinde. Yani öldüğüne dair. Öldüğüne dair. İnşallah. 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 Biz devlet etkiliğimize güveniyoruz. Tabii ki, kesinlikle. Mutlaka bunu kamuoyuyla paylaşacaktır. Ama kendi zannımca ben... Böyle bir iddia var olur. şu anda. Biz de iddia taşıdık. Verelim arkadaşlar. Yani Kate Middleton'a ne oldu şimdi? Yani ben öncelikle bu resmi kaldırılması, yani Photoshop kullanıldıktan sonra bu resmi kaldırılması ve parmağında yüzük olmamasının sebebi, hocam anlattığı gibi birçok ritüellere şahit olması orada bulunmak istemediğiyle ilgili bir mesaj verdi. Ha. Yüzüğü takmaması burada olmak istemiyor. Ya tutsak mı ki? Kate Middleton şu anda. Olabilir. Olabilir yani. Çıkmasın an... diye burada yapılabilir. Geçmişte çünkü YMDER e tedavisi evet. uygulanmış bir kişiden bahsediyoruz. EMD psikolojik tedavi uygulanmış bir kişiden bahsediyoruz. Dünya basında 3 sene önce psikiyatrlar ve psikologlar çok iyi bilir. EMD cihazıyla psikolojik tedavi uygulandı kendisine. Evet. 3 sene önce dünya basında yer aldı. Yani bir şey söyleyeceğim. Yani bu fotoğraftan bile Kate Middleton ben burada yüzük takmayarak burada işte farklı mesaj veriyoruz. Mesaj mı veriyor? Evet, sembol dili mesajı kullanıyorlar. Yani İngiliz kıyafet e, Çok gibi. gayet mutlu gözüküyor. E, bu da yani Bakın Mutlu şöyle söyleyeyim size. Aslında İbrahim kitabından kitabını ben şu anlatayım. Ee, Mimiklerinde elmacık kemikleri yükseliyor. Bakın şöyle evet. anlatayım ben size. İngiliz kraliyet aileleri bu tür aileler sembolik dillerle mesaj vermeyi severler. Çok Nedir bu? Üzerindeki kullandığı herhangi bir materyal eksildiğinde bu mesaj demek. Kraliyet ailesinin gelini tutsak mı? Yani bence onu yazın arkadaşlar. Kesinlikle. Burada bir e, masonik yapıda da böyle bir... Kraliyet ailesinde de mesajlar şöyle verilir. Kullanılmış olduğu devamlı sürekli kullanılan materyal neyse madde... Evet. ...onlar eksilmeye başladığında bunlar mesajlaşma şeklidir. Bu simya ilmine de böyle geçer. Parmağında yüzün olmaması, siyayenin de bunun fotoğraf kısmını buraya belirtmesi... ...kesinlikle bir yerin bir mesaj. Bence kraliyet ailesi Güzel. Kate Middleton'ın konuşmasından çekiniyor. Çünkü son zamanlarda Kraliçe Elizabeth'in ölümü, Charles'ın tahta geçişi... ...ve buradaki ritüellere Kate Middleton çok ciddi derece şahit oldu ve daha bizim bilmediğimiz Belki medya, dünya medyaya, medyaya yansımayan birçok ritüele şahit oldu. Ve insan olarak bu kaldıramadı. Bu aileden affını istedi kabul edilmedi. Şu an ya tutsak ya farklı şekilde figüran Dublör yerine getirecekler. Allah Allah. Ben bunu, ben bunu izleyeceğim. Ya yani Kate Middleton'ın bir sonraki hamlesi ne olacak acaba? Yani bakın şöyle söyleyeyim ben size. Biz burada değerlendirmemiz gereken önemli şey ne biliyor musunuz? Mesajlar sembol dilinde verildiği evet. için. Burada... Semboller okumamız Sembolü lazım. Semboller okumamız lazım. Şimdi yüzüğün parmağında olmaması birilerinden yardım beklemesidir. Burada bulunmak istemiyorum mesajıdır. E tesadüfen Çünkü, çıkarmış olamaz mı? Yani şimdi şöyle CIA'ya kadar bu araştırılıyorsa ve işin sonucunda bu fotoğraf kaldırılıyorsa tesadüf yok. Değil, kesinlikle Fotoğraf değildir. kaldırıyor ve devamlı kendisi, kendi özür beyan ediyor. Bir yazı paylaşıyor. Evet. Bir özür beyan ediyor. Bu tesadüf değildir. Bu semmo dillerine tesadüfler yoktur. Bu insanlar zaten tesadüf üzere bir şey paylaşacak insanlar değil. Dünya çapındaki ritüellere hakim olan insanlar bunlar. Evet. Bunları Vallahi. bizler gibi değerlendirmeyelim. Şimdi reji bir fotoğraf hazırlamış. Verin arkadaşlar onu. Ee, Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Özdemir, Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garip oğlun ha şu fotoğraf. Sosyal medyadan şu fotoğrafı paylaşmışlardı. Ee, otopsi raporuna gönderme olduğu iddia edilen makas paylaşımıymış bu. Ee, sakine garip oğlunun bu çok konuşulmuştu Yüzde evet. zamanında. Yüzde gülüyor içeride. Yüz evet. gülüyor. Hala resimde de gülüyorlardı. Burada da gülüyor. resimde gülüyorlar. Boğaz kesiyor gülüyor yine. Emine Müniver Karabulut yani. öyle hunharca öldürüldü. Evet, enteresan tabii. Yani yine orada Kate Middleton nasıl bir mesaj veriyorsa burada da bir burada mesaj kesinlikle. var. kesinlikle. Ya zaten bakın İngiliz kraliyet ailesi kendisi itiraf ediyor. Biz iddia etmiyoruz. Bu bir gerçektir. Kendilerinin Ra soyundan geldiğini söylüyorlar. Ve bunlar Mısır, Antik Mısır'da yine Cem Garipoğlu'nun ailesi dahil olmak üzere kendi aralarında sembol diliyle mesajlaşıyorlar. Yani bu dünyanın var beri kullanılan bir sistem tabii bu dünyada yaşadığı. Yani Miburi. ama bu bu son dakika Miburu. gelişmesi biraz bize ait şu anda. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının istediği o görseller iddia o ki Adalet Bakan yardımcısına izletildi. yani Cem Garipoğlu öldü. evet intihar etti öldü, öldü. evet şeklinde Devletim bir bilgi var Hazlarla gelmiş hediye edelim bunlardan edelim hocam bu ikisine denir mi edelim bir tamam. kişi ee, sorumuzu tekrarlayalım alta da gelsin Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birinin adını soruyoruz çok basit bir soru zaten. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını takip etmeniz gerekiyor ama. Takip etmeyene yok. Hani sonra demeyin. <laughs> takip edip son fotoğrafın altına doğru cevabı yazanlara gönderiyoruz. Bu iki frekans cihazını gönderelim. Bir de tabii marifetnameyi göndereceğiz. Arkadaşlar sizden ben şimdi kaç numara istiyorum? Bu marifetnameyi aslında girizgah yapacağız. Eee 73. 73'ü evet. istiyorum. O 73'teki görüntü çok enteresan bir görüntü. Marifetname sır kitap. Şimdi bakın bunu bir görün. Bir görün. Bir güneş mi hocam? Tam söyleme. Tamam. Ne bu ışık huzmesi mi gidiyor? Evet güneş ışığı huzmesi. Güneş ışığı gidiyor. Burası neresi? Sirtillo. Reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra buradaki çok enteresan hikayeyi evet. beraber dinleyelim. Ve marifetnamenin derinliklerine dalalım. Reklamlar kısa sonra buradayız. Efendim ne, var ne yok soru cevapla devam ediyoruz. Sahura kadar buradayız diyeceğim ama olmayacak. Sahur da 5.45'te. 5 evet, evet. Çok uzun. <laughs> ama buradayız şimdilik. Ee, Konuşacağımızda daha konular var. Hemen 73'ü alalım ve Ramazan hocamı da ayağa kaldıralım. Tamam. Mustafa hocam siz de gelebilirsiniz. Çok daha iyi tamam. olur. Hocalarımız orada. Hatta şunu da verelim size. Ya da diğerini tamam, de alabilirsiniz. Mustafa hocam buyurun. Ee, hemen sorumuzu da tekrarlayalım. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden mi? birinin adını soruyoruz. Evet. 50 kişiye marifetname gidecek. Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi'nin ve bu frekans cihazları gidecek. Mustafa Hocam'ın hediyesi bu da. ama fotoğrafın altına yazıp takip etmeniz lazım. Takip etmeyene göndermiyoruz. Bir de birazdan hani programın ne var ne yokta bir e, genç gösterdik işte. Acayip beğenmezseniz annenizi kaybedersiniz diye. Onun bir görüntüsü de bulmuş arkadaşlar yine Instagram'da ismini de bulmuşlar. İsmini de söyleyeceğim. O görüntüyü de hazır ediyoruz birazdan. Şimdi Burası neresi Ramazan hocam? Ve bu ilginçlik nedir? Şimdi burası Siirtillo. Türkiye'de Siirtillo. İbrahim Hakkı evet. Hazretleri'nin hocasının mezarı. Fakirullah Hazretleri'nin mezarı burası. İbrahim Hakkı Hazretleri bu mezarın dışında 8 metrelikte bir yer yapıyor. Bu ışık hadisesi nedir? Her yıl iki defa geceyle gündüzün eşit olduğu zamanlarda canlı canlı milyonlarca insanın Siirtillo'da izlediği ışık hadisesi. Nedir bu hadise? İbrahim Hakkı Hazretleri iyi bir astroloji ve iyi bir filozottur. Aynı zamanda zamanın en büyük alimlerinden bir tanesi. Aslında bir tıp profesörü de. Kesinlikle. Bir tıp profesörü Çünkü Kesinlikle. bu göz ardı ediliyor hocam. Evet. Müthiş nokta atışları var. Kesinlikle. Buyurun lütfen. İnsan fizyolojisi, insan psikolojisi tarafı evet. her şey biliyor. Şimdi buradaki hadise ne? İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocasının başına güneşin ışığı değmiyor. Ve şöyle bir sözle başlıyor. Hocamın başına güneşin ışığı değmiyor neyleyim o güneşi diye. Evet. 8 metrelik bir sütun dikiyor ve bu 8 metrelik sütunun da güneşin doğduğu tarafa astrolojik ve astronomik hesaplamalarla direktman güneşin ışını hocasının mezarının başına kabinin başına değdirebiliyor. Allah Allah. Şu an canlı canlı her yıl geceyle gündüzün eşit olduğu zamanlarda bu hadise Sittilo'da izleniyor. İbrahim Hakkı Yani 21 zeytin. Nisan'da en yakın. 21 Mart 26 Eylül. Zaman, tarihi 23 söylüyor. Eylül olmasın 23 hocam? Eylül, 23 doğru. Eylül özür dilerim Eylül. Şimdi bu hadise olduğu zaman 20 o esna, Eylül, Mart. UNESCO tarafından da kabul evet. edilmiş ve her yıl izlenmiş bir yerdir. Her yer takip ediliyor. Şimdi izleniyor. Yani bu ay izlenebilecek bu. Kesinlikle canlı, canlı canlı. Biz de Allah nasip ederse sevgili Ramazan'la beraber buraya gidip bu esnada bir frekans ölçümü evet, Ekinok. yapmak Ekinok. istiyoruz. Ekinoks. Ekinoks'a. Gecenin Neden o frekans zaman? ölçümü yapmak istiyoruz? Çünkü biz... Yıllardır kendi kadim öğretilerimizi maalesef çözemedik. Kesinlikle, kesinlikle Hep öyle. göz ardı edildi. Frekans cihazıyla gideceksiniz oraya. Tabii frekans cihazıyla gidip Ramazan'da ölçüm yapacağız Allah nasip kısmet ederse. Esna ihtiyaç duyulur. Yani bunun buradaki ışık hadisesinin hala oradaki manyetik alanın hala enerji döngünün devam ettiğini, sadece o günlerle belirli olmadığını, evet. 360 güne bölündüğünü ama bölündüğü günlerin zamanlardaki o günlerin açılarını bulmak şimdi, lazım. Şimdi hocam. Astrolojik olarak. Frekans... ...belli stabilitede gider... Evet. ...manevi mekanlarda... Evet ...camilerde... ...medreselerde ve benzeri yerlerde... Kesinlikle. ...şimdi sadece zirve yaptığı zamanlar vardır... ...işte o zirve yaptığı zamanlardaki... ...frekans denklemini yakaladığımızda... ...ve bizler bununla beraber... ...uyumlandığımızda yani... ...biz düşük frekanslı o frekans boyutuna... Evet. ...gidip adapte olduğumuz vakit... ...bizim rezonansımız... ...normal... ...dille de auramız... Evet. Bana göre insan mukaddemesi genişleme yapar. Ve bu genişleme neticesinde kişinin hissi kablel vukuundan tutun... Evet. ...ilahi enerji bilgi akışına müthiş derecede etki eder. Şimdi yıllarca insanlar Mısır piramitlerini anlattılar. Yıllarca insanlar mayalar anlattılar. Ama Sirtilo'yu kimse anlattı. Buraya giden ilk kim biliyor musunuz? Nesko. Evet. Ve Almanya Öyle mi? Çok, tabii ki. Almanya, tabii, tabii. Almanya'da birçok bilim adamları, Türkiye Cumhuriyeti'nde birçok ley hatları vardır. Yani insanların tamamen kendini formatlayabileceği, kendini geliştirebileceği, evet. fiziksel özellikleri iyileştirebileceği yerler vardır. Çilehaneler, bu gibi yerler vardır. Burası İbrahim Hakkı Hazretleri'nin tamamen astroloji ve astronomin... Kuantumun ve fiziğin bütünleştiği, insanlara canlı canlı gösterdiği bir yerdir. Şimdi burada İsmail İbrahim Hazretleri de devamında bir kitap haline getiriyor. Neyle? İnsanların burçlarını, hangi burçlarda neler yemesi gerekiyor, hangi taşları kullanması gerekiyor, Tabii. hangi esmaları çekmesi gerekiyor. Bunun dışında insan vücudundaki sima İlmi sima dediğimiz elmacık kemiği bir insanın yüksek olduğunda ne anlama geliyor? Saçının çok siyah olması o insan nereye dikkat etmesi gerekiyor? Birazdan onlara gireceğiz. Kesinlikle. Yani burada çok kıymetli bilgiler Şimdi, var. çok kısa bir ekleme yapayım. Bebekleri çocuklarınızı beşiye evinde odasında nereye yatırsanız yatırın mutlaka ve mutlaka kuzeye döner. Bravo. Şimale döner. Bravo. Çünkü bak bizler eğer yatak pozisyonlarımızı şimale doğru yaparsak yani kuzeye doğru yaparsak kendi uyuma şeklimiz ve uyuma kalitemiz çok artar. Çocuklar buna en mükemmel örnektir. Ve evet. İbrahim Hakkı Hazretleri kitabında ne diyor? Kitabında ne diyor? Kuzey bölgesinde Kabe'nin okyanus Kabe'deki okyanusun bulunduğu suyun çok olduğu yerdir. Bravo. Hayatı olan her şeyi suday artık diyor Allah. Evet. İnsan vücudunun %70'i sudur diyor. Kuzey de diyor Kabe'nin okyanusun bulunduğu yerdir diyor. Çocuklarınız diyor kundakta sarın sarın. Küçükken sarın ve kuzeye doğru yöneltin ki diyor evet. mizacını bulsun. O çocuğun mizacını bulduğu zaman diyor fıtratına aykırı işler yapmaz. İşte burada astronomi, matematik devreye giriyor. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretleri alimden öte iyi bir matematik dehasıdır. Aynı zamanda insan fizyosu iyi bilir. Neden? Çünkü bu zatlarda keramet ehli vardır. İnsanlar şunu algılayabilir. O zamanlar binlerce insan var. Her insan nasıl analiz etti? Burçları nasıl analiz etti diye. O zamanın şartları bu zaman şartları diye bir şey yoktur. Tayyi mekan diye bir şey vardır. Seyyi sürük hali diye bir şey vardır. Bazı Allah dostları ilmi leduna sahiptir ve evet. kendileri bunu söylemez. İşte ilmi leduna sahibim sahibim diyen insanlar. Var mı böyle bir görselin? Yok. Yok. Ama bu zat her yıl dünya çapında milyarlarca insanın izlediği canlı canlı hadiseyi öne koymuş bir insandır. Şimdi bu hadiseyi gördüğümüzde bu insanın İbrahim Hakkı kitabında insanlarla ilgili ne yapması gerektiğini anlattığını düşünsenize. Şu hadiseyi canlı canlı görüyorsunuz. Güneşin ışığını matematiksel ve astrolojik hesapla bunu bu devreye sokuyorsunuz. Ve bunun sonucunda... UNESCO geliyor, bunu diyor ki bu bir kültürdür, evet. bu her yıl izlenmesi lazım. Bu bir ilimdir. İlimdir diyor, bilgidir diyor ve Almanya'da da bu araştırılıyor. Biz ne yapıyoruz? Birçok tapınak şövalyelerine bakıyoruz, birçok tapınaklara bakıyoruz, Türkiye'de bunun gibi çok yerler var. Urfa Harran, Siirt Dillo, Beykoz, Yuşa Hazretleri. Bunlar Türkiye'nin ley hatlarını belirliyor. Yani... Biz bu arada artık ne var ne yok YouTube kanalına tabii ki stüdyoda videolar çekeceğiz ama artık dışarı çıkmak istiyoruz. Evet. Ve bu yüzden de mesela Ramazan Hoca'yla Kırklar, Kırklar Sultanlığı'na gideceğiz. Mustafa Hocam'la da bir frekans ölçümü yapacağız bir yerde. Evet, evet. Yakında bunları YouTube'da yayınlayacağız. Canlı canlı yapmamız lazım. Bize buradaki işaretle biliyor musunuz Türker Bey? Doğru karar aldığımız şöyle yazalım. Buradaki işaret şu. Bizden sonraki kişiler İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki gidin mekanlarda bu gibi yerleri bulabilirsiniz. Orada bulunun. Orada olun, o mekanı analiz edin. Oradaki mekanın manyetiğini ve o manyetin sonucunda güneşin, ayın yörüngesini doğru hesapladığınızda bulunduğunuz mekana canlı canlı insanlara nasıl iyi geleceği mekanları bölgeleriyle belirleyebiliyorsunuz. Tabii. Bunun hadisesi budur. İbrahim Hakkı Hazretleri bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes okuması lazım. Çünkü niye okuması lazım biliyor musunuz? İnsanın, evet, bu kitapta. İnsanın evet hangi yöne yatması gerekiyor? hangi besini kullanması gerekiyor? Tabii ki şu an psikolog ve ve doktorlarla tabii ki herkes görünecek. Ama tabii burada ki. anlatılması gereken şey şu. İnsan mizac. Astroloji nasıl anlatıyor biliyor musun Türker Bey? Astroloji şunu anlatıyor. Diyor ki önce insanın fıtratı vardır. O fıtratına aykırı işleri yapmasını sağlayan şey mizacıdır. Eğer mizacla kaymalı oluşursa yani bu adam çok komik ve hareketli bir insanken sosyalleşemiyorsa bunun mizacı kaymıştır diyor. O zaman bu insanın diyor bazı astrolojik döngülerinde problemler oluşuyor. Nedir bu? yediği içiklerinde kuruluna ulaşabilir. Çünkü, Çünkü hadis in, var. insan fıtratında İbn-i şu teori teoriyi söyler ve çok da haklıdır. İnsan ne yer sodur? Kesinlikle. İnsan ne tüketirse odur. Nefsi terbiyesi de onun üzerine ya. Bravo. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretleri'nin mizaçlar konusunda şimdi geleneksel Türk tıbbında ...inanılmaz derece mizaclar hakkında yorum yapan hekimler var. i̇bn Sina, Fahrettin El-Razi, i̇bn Cezzar, Cezeri gibi. Lokman Hekim. Lokman Hekim gibi mizajları anlatan bir sürü hekim var. Fakat İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetname'de farklı bir yaklaşımı var. Felekler ilmini katıyor hocam. Bak şimdi, felekler ilmi var. Şimdi, Burada virgül atalım mı? Tabii. Hem felekler ilmini soracağım hem de kitapta ne yazdığını soracağım. Bu arada işte hocam sen mi bu kapağı istemiştin? Evet Hayvan ben bu kapağı, kapağı istemiştim. Burada e, aslında çarmıha yerilen Hazreti İsa... Buradaki. Evet, bu kapağı yakından tanısın. Bu temsili, Burada Sayın Trump'ı da zaten ters çevirdiğimize bu hareketi. Time dergisine. Dikili taş. Dikili evet. taş. Hazreti İsa'yı temsil ediyor. Yani biz iki yıl önce ne söylemiştik Türk Erbeği bu ekranlarda? Trump ikinci mesih statüsünde. Hazreti İsa'nın evangelistlere göre tekrar yeryüzüne gelecek şekilde hazırlanıyor. Fakat bu resmi tam bu şekilde ters çevirdiğimizde bu kez karşımıza ters haç çıkıyor. Ya da Harut'la Marut. Harut'la Marut. Ama aslında burada... Harut'la Marut ne? E, büyü, büyü ilmini öğretenler. Öğretenler, öğretenler hmm. ve bir bağrı da ayaklarından ters, ters asılmış, cezalandırılmış. Hazırlamış. iki melek kıyamete kadar. Bu bir ters haçtır sevgili Türker hocam. Şu hareketlere baktığımızda. Ters haç işe paganizmde ve simyada... Ben çok uğraştığım için simya ile biliyorum. Portalı açılan kapı demektir. Ama negatif bir portala. Ya, aynen. Ve buradan gelecek negatif enerjilerle kendisini güçlendiren simyacı aslında herkesin kullandığı abrakadabra terimi bir büyü terimidir maalesef. Ve buradaki kullanmış olduğu, almış olduğu insiyeyle simyasal bazı formları harekete geçirir. Titreştiriyor yani. Titreştirir. Bravo hocam. Bu bir ters portaldır. Yani cehenneme açılan kapı demektir Türkçesi. Biz bunu geçtiğimiz yıllarda... Drake ve David Scott'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 kişinin öldü. kardiyak arresti de gördük aynısını. Bu arada Trump'ın da ruhani danışmanı var. Evet. Ruhani danışmanı vardır bir bayan. Bu bir tür ritüellere çok önem verir. Daha önceki seçimlerde de zaten canlılara çıkarttı. Bu tür eylemler ve ritüeller üzerinden kendilerini kurtarıcı ilan etmesi. Zaten Trump'ın geçmişte baktığınız zaman Amerika'da ciddi bir batış olduktan sonra. Trump'ın ön plana çıkması ve Amerika'yı kurtarıyor gibi gösterilmesi tekrar aynı filmin baştan oynatılması. Şimdi hocam gösterildi. burada dikili taş parçalanmış ve kırılmak üzere. Bunun aslında manası ne biliyor musunuz? Trump ilk başkanlık döneminde Abraham Coyne'i sundu. Neydi Abraham Coyne? İbrahim Coyne yani. İbrahim, İbrahim Coyne. Coyne. Yani bu bir para, dijital para. Hı hı. Ve bu İbrahim Coyne'in üzerinde ayeti kerime ile beraber bazı sembolik mesajları vardı. Buradaki en önemli etken de Üçüncü Süleyman Tapınağı'nın Kudüs'teki tapınak tepesine yapılması aşamasıydı. Şu an tapınak yapılıyor maalesef. Üçüncü Süleyman Tapınağı. Bir var. Ve buradaki dünya genelindeki kendilerine özgü olan özel materyallerle, yedi kollu şamdanlarla, pesyahlarla, şarap kadehleriyle e, bu tapınağı donatıp kendi sahte kurtarıcıları da getirecekler. Bu fiziki bir kurtarıcı mı yoksa hologram bir kurtarıcı mı evet. hep birlikte göreceğiz, göreceğiz bunu. 74'ü verelim hemen suyla konuşunca yaşanan değişim. Ya. Ya bir şimdi yaşam. biz bunu yıllardır anlatıyoruz ülkemizde. Bulunduğunuz evinizdeki suyun hafızası vardır. Üstünü kapatsınlar bu Üstünü arada. Üstünü kapatmanız gerekiyor değil mekan... Evet. E peki mekan... de kapatın Bakın diyorsun. suyun kaydetme özelliği vardır. Suyun kaydetme özelliği olduğu için eskilerden baktığınız zaman eskilerimiz bir sıkıntısı bir derdi olduğu zaman suyu anlatırlardı. Bravo. Ve gelişigüzel toprağa atarlardı. Bu, böyle veya akarsuya. Veya akarsuya. Bulunduğunuz mekanlarda <laughs> suları açık bırakmayın. O esna olumsuz konuşmalar yaptığınız zaman oradaki su hafızasını kaybediyor. İnsan vücudundaki 170 su oranı bir titreşimi hareketlendirir. Bu da su konularını tıkar. Bu sefer ne olur? Ruhsal ve psikolojiksel sorunlar Olsun. artmaya başlıyor. başlar. Şimdi suda adam açmış televizyonda son ses müziği veya herhangi bir müzik aletinden evet. telkinler olan frekanslar olan bir müzik dinliyor ve bulunduğu ortamda su şişeleri var. Evet. Bu su Özünlük maalesef kalemedi. bu frekanslarla titreşim halinde olacak. Peki sadece içtiğimiz su mu? Hayır, bizim bedenimizin de yüzetiği su. Kan da var bizim bedenimizde. Yapacağım. Biz de bu titreşimlere, frekanslara maruz kaldığımızda bunu hissediyoruz. Eski kadim Anadolu'da ve kadim ocaklarda şöyle bir olay vardır. Ben çok kez şahit oldum buna. Ocakları araştırırken. Ocaklardaki herkes suyu tüketirken ve bütün gıdalarda kullanıyorlar ama bunu. Suyu tüketirken hep Eş şafi esmasını zikrederler. Ya, Bunun da sebebi şudur. Suyun moleküler yapısı değişerek kişiye şifa olsun. Evet, kendin değil, evet. Japon bilim adamı da zaten bunu ayet ayetel kürsüyle çok çekiz ispat etti. i̇lla bilim adamların bunu anlatması lazım. Peygamber Efendimiz hadis Hadis Şerif'in bunu zaten anlatıyor. Ayakta suyu içmeyin. Suyu üç yudumda için. Suyun kaydetme özelliği var. 75 <laughs> arkadaşlar. Evet. Tevmüm ayetini bilimsel olarak doğrulayan doktor. evet. evet. Ya bunlar bu sesini var... açmaya gerek yok. Çok uzun anlatıyor. Topraklanma aratıyor. zaten insan adamdan, adam Adem Aleyhisselam'dan adam. gelme. Adem. Topraktan gelme. Tevmi topraklanmak demektir. Köklenmek demek. i̇nsanın özüyle buluşması ve arınması demektir. Bu arınma sadece bedensel değil. Ruhsal arınmada. Bunu anlatıyoruz. Bakın bu zamana kadar bizim en büyük eksiğimiz ne? Geçmiş kadim bilgileri araştırmamız ve hadislere bakmamamız. Anladım. Bilim araştırması. Bilim, bilim adamları araştırma yaptığı zaman wow diyoruz. Ama kitaplar zaten önümüzde. Biz o kadar çok kopmuşuz ki kendi özümüzden, inancımızdan, peygamberimizden. Ya bununla bütünleşmeye başladığımız zaman bu bilimsel araştırmaları bizim yapmamız lazım. Ya geçen Japonların bir, bir araştırması vardı hocam. Çıplak ayakta toprakta gezmeni. Yani kendini Tabii, enerji e, enerjinin yani. atmanı, üzerindeki statik elektriği atmanı. Çünkü statik elektrikte bizim hücrelerimiz ve nöronlarımız elektromanyetik denklem üzerine, kuantum teorisi üzerine hareket ediyor. Kesinlikle. Bizim vücudumuzda fazla statik elektrik olduğu zaman bizim hücrelerimiz normalin dışında titreşmeye başlıyor. Organlar ve bu bilimsel bir araştırma yani biz bunu farazi bir şekilde kafamızdan söylemiyoruz. Kesinlikle hocam. Şimdi toprakla teyemmüm insan kendi fıtratıyla bütünleşiyor. Çıplak ayakta toprakta gezdiğimizde de biz kendi fıtratımıza bütünleşiyoruz. Yani haftada bir günü almak gerekiyor. Zaten hmm. ayak tabanlarını toprağa değdirmek refleksolojik olarak da ayak tabanlarında, akaputu noktalarında organların hareket kabiliyetini de iyileştirebilecek noktalar var. Sadece petlenen değil hocam. Bütün organlarımızı evet. biz deşarj ediyoruz orada. Kesinlikle öyle. Sinirsel, fiziksel. Hepsini. Yani bu. Ama işte bunu iyi anlamak lazım. Birinin nokta şurası. Biz hep bilim adamları bunları araştırma yaptığı zaman diyoruz ki vav bak bizim inancımızda bu var. Biz bunları yapmamız lazım. Biz bunları çıkartmıyoruz. Niye? Özümüzden korktuğumuz... Ee, biz dinimizle e, bilimselliği aslında çok güzel birleştiren gerçekten araştırmacılar var. Çok kulak asmıyoruz galiba. Tabii. Evet. Ayetel el meselesini anlattık ya. Japon evet. bilim adamı çıktı. 14 tane heyette ayetel küsü Kürsü'nün şifreyle insan vücudundaki Akupunktur noktalarıyla insanın kendi kendine formatlayabileceğini. Yani hmm. kemoterapi hastalarının bile tedavisi kesin olması gerekiyor. Burada atılması gereken şey şu. Ayetel Kürsi'nin bazı rakamsal şifreleriyle bir frekans oluşturuyor. O frekans oluşur zaman insan vücudundaki 360 tane mafsal yani kemiğin de bir matematik hesabı var. Şimdi hocam o hesabı ile bütünleşip iyileştirilebiliyor. Fibromiyerji artıyor. Bunlar niye susuzluktan? Fibromiyerji neydi hocam? Kas hastalığı. Kas hastalığı. Kas Şimdi, hastalığı. Bir... Susuzluk ve Kemiklerin zayıf olması. Çok basit bir örnek verebilir miyim müsaadenle? Tabii tabii hocam. Selam buyuruyor ki insan vücudunda 360 tane mafsal vardır. Yani kemik vardır. 40 arkadaşlar. Her bir kemiğin sadakası vardır diyor. Bu kemikler zayıflamaya başladığı zaman insan vücudu ağrı oluşturur. Fibromiyacı ruhsal bir hastalıktır. E tin suresine bakıyorsunuz. Kur'an anlatıyor bunu bilimsel araştırma. Tin ruh demektir. Evet. Ruhsal hastalık fibromiyacı hastalığıdır. Kas hastalığıdır. E bunu Kur'an da anlatıyor. Ama bir bilim adamı Amerika'nın Almanya'da anlattığımda bizim Kur'an ne güzel diyoruz. Özümüzle de bir çözeceğiz? Tabii. Şimdi Allah ayeti-kerime de diyor ki ben insanları diyor, Ah seni takvim olarak yarattım. <laughs> yani ben bütün bedende esmalarımı ve isimlerimi tecell mi yüce Allah. Ve e, bu kardeşin zahiz hani, 15 yıldır frekans üzerine araştırma yapıyor. Evet. Her esmanın her ayetin frekans değerinin bedenle tezahür ettiği nokta var. Kesindir. Ki. Esmalar özellikle. Ars talep zaten. Bak şimdi latif esması kalp akapunktur noktalarımıza tecelli ediyor. Bunun şu anda bilimsel bir araştırması da var. Bizim de dahil olduğumuz. İnşallah ilerleyen yıllarda bu tamamıyla bilimsel bir veriye oturtulduğunda gerçekten şok olacak insanlık bunun karşısında. Muazzam bir sistem. Mustafa Kurnaz, ekranda Elon Musk'ın uyduları tamam siz diyorsunuz ki işte ona göre kendimizi korumamız lazım şöyle yapmamız lazım evet. ama bakın ya bir yandan da nasıl koruyalım. Starlink uydularının 2019'dan itibaren dünya etrafını sarışı ekranlarda şu anda Aralık 2021 Ocak, Mart, April. Bunlar yansıma mı? Bakın üstten sarma yok. görüyor Evet. Musunuz? Üstte yok. Kuzey Ay. ve güney kutuplarda yok. Çünkü evet. yansıma yapıyor bu. Bu yansımayı izliyoruz biz. Sarma değil yansımadır. Bunu Bakın şu anda anlıyoruz? dünyanın her yerinde Starlink uydusu var evet. kutuplar hariç. Peki şimdi elin bastı. Eylül'de, 2019'da böyleymiş. Eylül'de 2019'da. Dünyamızın ikinci iyilik meleği Bill sonra <laughs> bunları babasının hayrına mı gönderdi buraya? Değil tabii ki. Afrika'da bir tane... Su vermeyen insanlar insana bedava internet vereceğine kim inanıyor hiç kimse inanmıyor tabii, tabii, tabii. bunların bütün amacı önümüzdeki yıllarda sahte güneş patlamasından kaynaklı internet kesintilerinde yaşadık bunu zaten yaşadık bunu da kesinlikle bütün sistemi avuçların içerisine almak. İstediklerine internet vermek, istedikleri bölgede frekansları yükseltmek, istedikleri bölgede iyonisferi ısıtmak veya soğutmak. Bütün amacı bu. Evet internet veriyor gibi gözükeceğiz. Gözükecekler ve insanlığı empoze edecekler. Şimdi hep söylüyoruz biz işte mRNA, mRNA tek aşılarla olmuyor maalesef. Gıdalarla da evet, evet, mRNA yüklemesi yapılabiliyor. Bak hocam lafını unutma. Bir şey attı reji bana. Elon Musk 6 ay içinde... 100 tane uydusunu yakacakmış. Ünlü milyarder bir tasarım kusuru sebebiyle Starlink sistemine bağlı uzaydaki 100 adet uydusunu dünyaya düşürmeye hazırlanıyor uzmanlar bu plandan endişe duyuyor. Neden? Çünkü 100 tane uydu kendine hizmet etmiyor. Et elinde patladı. Elinde patladı. Yansıtma yapmıyor. İnsanlığa hizmet etmeye yansıtma başlayınca. yapmak ne demek? Yani o al, istediği şeyi bakın bu yansımadır tamam mı? Etrafa bakın. Hareket yansıma biliyor musunuz? Tamamen o insanın yani top dünya üzerindeki bütün manyetik formları aynı noktada tutmak. Evet. Aynı döngüye sağlamak. Yansıma <laughs> yaptığınızda o manyetik hep aynı döngüde dağılır, toplanır. Senin istem dışında herhangi bir titreşim ve manyetik hareketlilik olmaz. Bu yansımayı buradan yapıyor. Ya biz o zaman şu anda mesela hani uzaya çıkılırken e, kutup haricinde her tarafımızı Uy. Starlink sarmış e, durumda. Tabii tabii. Şimdi Türker Hocam tabi. hep bahsediyoruz. Deneysel mi? Deneysel mi? Deneysel. Mi? Kimden Kim... izin alıyor mesela bunu yaparken? Hiç kimseden. Kendi kafasına göre gönderiyor. İhtiyaç duyuyor e, mu? Bilge Güneş Karartma Projesi de kimden izin aldı? Hiç kimseden. Bir Proje bittikten sonra söyledi bunu. Ve proje bittikten sonra tamam, söyledi. Yapmış etmiş bittikten sonra söyledi. Şimdi çok önemli bir nokta var bizim gözümüzden kaçan chemtrail olayı. Chemtrail ile o spreylemede bir kullanılan madde var. Maddenin ismi baryum niobattır. Yıllardır söylüyoruz. Bu baryum niobat ...tıpkı bir projeksiyon gibi... ...tıpkı bir ayna gibi yansıma yapan bir madde... ...ve havada asılı kalan bir madde... Evet. ...şöyle düşünün... ...buradan herhangi bir projeksiyon cihazını... ...karşıya gönderdiğimiz ...ışık, görüntü, ses fark etmez... ...istediğimiz bölgeye yansıtma yapabiliyoruz... İbrahim Akazet'in yaptığı az önceki gibi... Bravo. Peki gibi. ne var karşımızda... ...son zamanlarda... ...dünyada karşımıza çıkan... ...ikiz ay... Evet, ...ikiz güneş, güneş... ...gökyüzünde farklı ışık yüzmeleri... ...gökyüzünde yüzünde insan silüetini andıran noktalar aslında bir yansıma ile yapılan hologram, sistemdir. Hologram, hologram teknolojisidir. Fakat hologram teknolojisi öyle bir hale getirdiler ki şu anda yakında hep söylüyoruz gökten bu diyecekler ki Hazreti İsa. Bu diyecekler Cebrail Aleyhisselam. Bu diyecekler Mikail Aleyhisselam. Toplumu ona hazırlıyorlar ama. Toplumu buna hazırlıyorlar. İnanması için onu hazırlanıyor. Tabii. Beyin onu hazırlanıyor. Şimdi ne yaparsan yap. Eğer beyni onu hazırlamazsan. O yüzden az önceki çocuğu gösterdik ya mesela yedik evet. işleri diye. Burada insanları önce bu konuyla ilgili korku politikasını oluşturuyorlar. O korku çemberinin içine alıyorlar. <laughs> Buradaki yaptıkları yansıtmaları gerçekmiş gibi. Beyin 25 nokta kare sisteminde zihin kontrolü tık insanın beynine atıyorlar. Aslında elin mask uyduğu insanın beynine atıyor. Epifiz ha. bezine. 25 tık. nokta kareye. Sen epifiz bezinle eğer gerçekçilikle bakmıyorsan hayvan loplarına bakmaya başlarsın ki hep endişe duyarsın. İşte bu çekim yasası. Şimdi diyorlar ki hocam siz bizi korkutuyorsun. Hayır evet. arkadaşım biz sizi korkutmuyoruz. Evet, biz tabii. diyoruz ki bu yolun sonu uçurum. Uçurum evet. Bu yolun sonu sıkıntı. Gitmeyin bu yoldan. Sıkıntılı tabii ki. 72 arkadaşlar. Ama, Peki. E, Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi'ye gelecek olursak evet. Marifetname, şu gövselde de mesafe 4 kilometre mi? Evet 4 kilometrelik mesafe 8, 8 metrelik bir sütundan bahsediyoruz. Güneşin doğduğu yer burası. Hocasının başının kabrinin bulunduğu yer burası. Bakın şöyle anlatayım ben size. Bu Az önce gösterdiğim simülasyondu. Bu da onun ölçüm yapımı yansıması. Az önce Elon Musk'ın uydularından bahsediyorduk ya. Evet. Yansıma dediğim bu aslında. He. Ben bir yerden sonra şuna da inanmaya başlayacağım. İşin esprisi olsun. Elon Musk İbrahim Hakkı Hazretleri'ni okudu mu acaba? Bu <laughs> bence okumuş yani olabilir. Yani neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Olabilir. Burada da güneşin ışığını yansıma yapılıyor. Bu Hitler de okumuştur. Kesinlikle. 8 metrelik bir sütunu düşünün. Bu sütün arasında iki tane aynalama yapılıyor. Bugün dünyada bütün bilim adamları ayna çalışması, ayna röteyli yapıyor. Nedir bu ayna röteyli? bulunduğun bir ayın ışığını, evet. güneşin ışığını ya da herhangi bir titreşim alanını karşı tarafa yansıtma. İbrahim Hakkı Hazretleri 8 metrelik sütunu dikiyor. aynalama. Şu bölüm. Evet bu bölüm. Aynalamayı yaparak güneşin ışığını bu ayna, buradaki bulunan aynadan şu aynaya geçiriyor. Ve devamında şurada yansıma yapıyor. Burada da bir sütun daha var. Bu sütunun amacı ne? Bu yansıma yapıldığında burayı yakmasın. Evet. Yani şöyle düşünün. Buradaki yansımanın verdiği ışıktaki yüksek frekansı düşürüyor. Bravo. Düşürdüğü zaman şuradaki yanma yapmıyor, direkt yansıma yapıyor. Belki bizi yeni izleyenler vardır. Neden yapıyor bunu? Şimdi İbrahim Akkazi'nin bunu yapmasının sebebi hocasının başına güneşin ışığı değmiyor. Güneş almadığı için bunu yapıyor. Hocası o kadar büyük bir alim ki bu mezarın bulunduğu yeri de kendisi yapıyor. Yaparken de bakıyor ki güneşin ışığı değmiyor oraya. Değmeyince diyor ki hocamın başında güneşin ışığı değmiyor. Bu güneşi neyleyim deyip tekrardan sütunlarla bunu çekiyor. Bunu yapmasının ikinci bir sebebi de şu. Bulunduğu alanlarda bu kişiler sürekli seyri sülük halinde evet. oldukları için birden fazla mekanlarda ve insanlarla muhatap olabiliyorlar bu kişiler. Birden fazla insan, ne demek hocam o? Yani bu tayyip mekan dediğimiz bir yer. Ha. İbrahim Akka Hazretleri gibi zatlar birden fazla yerlerde görünen kişilerdir. Bu kişiler zaten dünyada bunun var olduğunu inandırmak adına değil, eserini bırakmak adına bu tür yansımalar yaparlar. Burada biz güneşin ışını bir yerden bir yere geçirebiliyorsak, insanın da halini, enerjisini, frekansını bir yerden oh. bir yere geçirebiliyoruz. Şşş, şey şimdi, bu. Allah burası Allah Allah. Hocam katman için, katman her şey Şuraya yine. bir insanı koyun. Evet. Tam şu sütunun içine bir insanı koyun. Şuradaki güneşin ışını koysunlar. Çok basit bir örnek. Doktorlu ve psikiyatrlar da özür dileyerek demir ve bakır eksikliği olan bir insanı buraya koyun. Güneşin Olur. ışığı zaten vitamini verir. Bu insan otomatikman zaten kendi içinde kendi enerjisini döndürmeye başlar. Bravo. Çünkü burada yakma yok yansıma var. Akla bakın. Güneşin ışığını buradan alıyorsunuz aynalama yapıyorsunuz. Aynı akıl bu güneşin ışığı yakma yapabilir diye bu ısıyı düşürüyorsun. O ışığın yansımasının ısısını düşürüyorsun. Bu ısıyı verirken de karşı tarafa bir görsel vermen lazım yani yansıma. Işığı alıyorsun, ısıyı düşürüyorsun, yansımayı veriyorsun ve sen bunu öyle bir zamanda arıyorsun, ayarlıyorsun ki geceyle gündüzün eşit olduğu astronomik olarak, astrolojik olarak zamanı seçiyorsun ve her yıl iki defa insanlar gidiyor canlı canlı bunu izliyor. Kardeşim... Peki bir önemi daha var hocam. Çok buyurun, özür diliyorum. Rica ederim Burası nereye yapılmış? Bir ley hattı mı? Evet. Şimdi... Neye hocam? Ley hattı. Ha. burası. Şimdi çilhane. Burası ya. bir ley hattı. Çilhaneler ley mı olur? Ya Burası ley Şimdi gelelim işin en ilginç kısmına. Dünyada kötülüğün merkezleri ley Neden? Kötülük hızla yayılsın diye. Dünyada iyiliğin merkezleri de ley İyilik çok hızlı tezahür etsin diye. Ayasofya gibi bir mabede Ejdat Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. Burayı fethettikten sonra cami yaptıktan sonra ikinci Ahmet niye gidip Sultan Ahmet camisini yaptı? Karşı karşıya. Çünkü Neden hocam? Burada iki Alışmış. tane ciddi derece lehattı var. Alışmış. Enerji alanı alışveriş bu, bu, bir. Bu sıkıntı yaşayan insanlar sende bu problemi yaşayanlar bende. Ayasofya ile Sultan Ahmet'in fotoğraflarını bulsun görselde karşı karşıya karşı karşı. karşı. Reji. Birisi Çünkü bakan sen kısım, için. Birisi karaya bakan kısım. Bir tanesi diyor ki deniz bende birisi diyor ki kara bende. bu o yüzden karşılıklı yapılıyor. İkinci Ahmet Sultan Ahmet camisini yaptırırken şöyle bir öngörüde bulunuyor. Olursa diyor İnşallah olmaz ya duası var. Olursa Ayasofya aslına rücu ederse aslında Hristiyanlığa değil... Paganizme. paganizme bir pagan tabanadır Ayasofya... Pa Ayasofya Sultanahmet önce... Benim. Paganizme rücu ederse... Buradaki ley hattındaki enerji dağılmasın... Kötü enerji... Aslında rücu ettiğinde... Ben bu enerji Sultanahmet camisiyle aynı layout üzerinde kesmek istiyorum diyor. Bütün yapma çalışmalarından bir tanesi budur. Çalmasın. Çalmasın. Çok şükür ki Ayasofya asla rücu etmedi. Etmez. Halen bizim elimize, halen namazımızı kılıp ibadetimizi yapıyoruz. İşte leyhatlarında, bu tür mabetlerde şu kısımlar bir enerji alanında. İnşallah Ramazan'da o ölçümü de yapacağız orada. Zaten bu bu çilehane dediğimiz yerlerde insanın direkt ben, biliyorsunuz kendi nefsini terbiye etme yeridir. Evet. Kendini bulma yeridir. İnsan kendi makamını bulduğu zaman ne yapar? Bu insan kendi enerjisi, frekansı dengelemesi lazım. Burada toprakta sana zarar <laughs> verecek bir hal varsa. Toprakta bakın. Benden önce Türker Bey buraya bastı. Şöyle bir tabir var. Bilirsiniz hepimiz biliyoruz. Birisinin oturduğu yere hemen oturma. Bir, yere tabii, bir geçsin. Geçsin. tabii tabii. Biz mesela birisi oturduğu yere mi oturulmaz? Biraz beklersin. Onun ben sıcaklığı birinin var. verdiği çayı bile hemen içmem. Bravo. 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 Yani buna mutlaka çünkü onun ruh hali tabii, yansıyor. Tabii, tabii. Yani bir 5-6 dakika en az geçirdim i̇şte, yani. 10 dakika geçirmek lazım. İşte aslında soğur. gerçekten de bildiğimiz ve her evet. zaman uyguladığımız şeyler bu kitapta var. Anlatılan şey ne var? Bu kitapta diyor ki bak sen bu burcu sahipsin ama bu burcun bu mizacık özellikleri var. Bu zamanlarda astrolojik ve astronomik olarak döngüler vardır. Senin belli bir vakitlerin var. Örnek vereyim mi mesela? Bir burç için diyor ki, e, koç burcu için diyor ki cumartesi gününü diyor, öğle ile yatsın namazı arası diyor, ne yaparsa yapsın şifa bulur. Bu iki vakit arasını takip etsin. Tabi. Neden diyor? Neden diyor? Çünkü Koç burcu diyor tabiatta başlangıçtır, birincidir. Güneş birinci burcu geldiğinde her birinci burcu döngüye geldiğinde diyor cumartesi gününe tekasür ediyor. Yani onu buluyor. Yay burcu içinde mesela pazar ikindinden sonra çok fazla çalışma yapmasın, yapmasın diyor. Evet, yorulur Çünkü diyor. yorulur diyor. Ve bununla alakalı aslında denediğimizde ve bunları hayatımız idrak ettiğimizde kazanç çıkan biziz. Diyor ki eğer pazar ikindinden sonra çalışma yapacaksa şu zikri okusun diyor. Tabii tabii tabii. Şimdi biz bunları hep kaçırmışız. Maalesef, Kaçırılmış bizden. Maalesef. Bizim göz ardı edilmiş. Maalesef. İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname'de şöyle bir olayı var kekikle alakalı. E, çünkü e, kekik insanlığın fıtratında müthiş bir yere sahiptir. Evet. Kekikle ilgili çalışma yapacaksınız der. Bunu perşembe günü öğlen namazıyla ikindi namaz arasında yapın. Salavatla yapın. Salavatla yapın. Bravo hocam. Ayetle yapın. Çalışmanızdaki verim iki katına çıkar diyor. Ve oradaki açığa çıkan enerji kekin fıtri olarak faydasını birden beşe çıkartıyor. Ya. ya, bizim hayatımızda Zaten binlerce yıldır var olan sistemler. Hocam çiçeği suluyorsun verim vermiyor mu büyümüyor mu? Yani o kekiğin de suyu ah o ayet o istenen şeydir. Bugün doğanın tabiatının şeyi bu. Bakın bilimsel araştırma az önce gösterdik. Şimdi çoğu insan şunu söyleyebilir. Ya kekiye ben ayet her okusam faydasının beş katını fazlasını nasıl alırım? Az önce bilimsel araştırmasını yaptık. Evet. Japon bilim adamları Ayter Kürsü'nün matematiksel hesabını yaptı. Hangi besinlere kullanılacak diye. Çok basit bir örnek. Sabah aç karnına diyor ayva ye. Çeyrek ayva. E PGFM'e salsam diyor ki hamileler çeyrek ayva yesin. Evet. Çocuğun yüzü güzelleşir. Ayva yiyen diyor aç karnına kalbindeki dert keder gider diyor. Hepsini yazıyor. Hadis kaynaklı. Ya bu kitapta hepsi var. Hepsi var. 50 kişiye gönderiyoruz. Son 5 dakika hesabı ne var ne yok. Beyazı takip edin. Follow'layın yani. Sizin İngilizce tabirle takip edip son fotoğrafın altına Almanya Fransa. Türkan Akıncı bile anlatıyor. Anlı geliş olan diyor birden fazla iş yapar. Öyle mi? Birden <laughs> anlı geliş olan birden fazla iş yapar diyor. İlmi sima Sima'dan bahsediyor. Ve aşırı diyor o şeyi yönetmesi lazım diyor. Evet, evet, elinden evet. kaçacak şeye tahammülü yoktur diyor. Neye tahammülü yoktur? Elinden diyor. kaçacak olaylara tahammülü yoktur. Gözetimi Kaçırmak istemez. Geldi Sultan Ahmet Ayasofya. Evet. Şimdi bu iki mübarek mabet tam şu kısım. Burada... 1600'ler değil mi Sultanahmet'in yani, evet. yapılması? Burada eğer aslında rücu ederse etmedi çok şükür. İnşallah bundan sonra Et kıyamete mi? göre de, kıyamete mi? kadar da etmesin. Bu bir dua cihetinde olsun. Amin. Burada işte bu leyh hattında iki enerji yoğunlaşması. İlahi enerji yoğunlaşması bütün insanlık için önemli bir yere sahip. Neden? Karşımızda şeytana hizmet edenler var. Türkçesi bu. Evet net, Ve net. bu şeytana hizmet edenler dünyanın farklı enerji yoğunluğu olan yerlerde kendi negatif çalışmalarını yapıyorlar. Ya kardeşim biz de yapalım. Biz de tillolarımızı yapalım. Biz de tabii, tabii. Sultanahmet camilerimizi yapalım. Biz de kendi enerji ve ley hatlarımızı kuralım. Niçin? Kendimiz için. Bu dünyadaki bırakacağımız güzel miraslar için. Osmanlı yapmış mı? Osmanlı yapmış işte. mı? Bunu. Hala bunun içindeyiz ve biz. Ve mükemmel derecede yapmış. Tabii tabii. Biz yine söylüyorum İznik Ayasofya ciddi derece değerlendirilmesi lazım. Yanı, sağa, solu orası da müthiş bir leyhattanın olduğu bir yer. Şimdi İstanbul git... Beykoz öyle. Beykoz öyle. Şimdi gidiyoruz aynı şekilde. Benim memleketim ben bunu söylemekten mutluluklarım. Chavdarisar, Arizona müthiş bir enerji alanı üzerine çünkü bir Zeus tapınağı var aynı yerde. Yine aşağı doğru gidiyoruz. Yeni İnayet Kilisesi'nin olduğu yer Manisa bölgesi. Urfa Harran. Urfa Harran. Sümerler, Babiller, kan yani şimdi bunlar yeri. biz insanlık için doğru yönde kullanmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bir şey söyleyeyim mi? Siz muhteşem ikili oldunuz. <laughs> Rica ederiz. Allah razı olsun. Ee, yani bir taville düet yapıyorsunuz adeta. Tebrik ediyorum ama programın sonuna geldik. Eyvallah. <laughs> bu ikiliyi yine alalım inşallah, i̇nşallah. Ramazan ayında. İnşallah. inşallah. i̇nşallah. Konuşacağımız inşallah. çok şey var. Çok çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Kurnaz ve Ramazan Tolga yol yapan bizlerle birlikteydi. Marifetname'ler içinde DM'lerden ulaşacağız. Ne var ne yok beyaza yazanlara hem Mustafa Hoca'yla hem Ramazan Hoca'yla artık biraz dışarı çıkmak istiyoruz. Şu an. Evet. Biraz şöyle belgeseller, mini belgeseller yapmak istiyoruz. Yerinde görelim istiyoruz. Anladık. Stüdyolarda çekiliyor zaten. Hepimiz yapıyoruz da. Biraz da yerine gidelim istiyorum. Ben artık tabii o tabii. moda geçtim. Canlı canlı görelim. Aslında ya ispat, canlı etmemiz, canlı lazım. Görelim. Gidelim i̇spat etmemiz lazım. İspat i̇şte etmemiz lazım. Frekans cihazı diyor mesela Hoca. İspat edelim. İspat edelim. Buranın letaifleri, naifleri ispat ya. edelim. İnsanlar buraya geldiğinde huşusuna huşu katsın. Dileğine dilek katsın saçma çatma ritüeller yapılıyor. Göbeklitepe'lerde. Evet. Ya, Göbek ya sorma. Hainle. hele şu büyük uyanışçılar var. Hiçbir şeye uyanamayan insanları, ya, ya. insanları <laughs> böyle çok ciddi derecede yok sana Rafael atadım, yok ötekini atadım. Rafael değil. dedikleri melek mi? Melek, 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 melek ataması atıyorlar. yapıyorlar. Ya bakıyorsun. Hakikaten evet. sıkıntılı bir durum. Bizim bunlarla topyekün mücadele etmemiz lazım. Şeytan evet. frekans ve ona zuhur ediyor. Bu bir gerçeklik. Evet. Dünya çapında yapılan bütün bilimsel araştırmalar makale bunun üzerinde şeytan rezonans ve frekansa zuhur ediyor. Yani bastığın yerlerin artık önemini bilmeyenler oturduğu ev bile ona ağır gelecek. Bravo. Eyvallah. Efendim tekrar teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Hayırlı sahurlar. Biz çok teşekkür ederiz. Biliyoruz. Kıymetli izleyicilerimizin hep frekansı yüksek olsun. <laughs> Amin. ben de ya. bizi izleyen herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Güzel Sizlerden Siz Allah razı olsun. Allah'ım Ne var ne yok YouTube kanalına takip edin efendim. Hemen orada programın tamamını bulabileceksiniz. Perşembe akşamı sadece iki akşam sonra yine sürprizlerimiz var. Ee, Cüneyt Sezer'le beraberiz. <laughs> Peygamberlerin oyuncakları. Bunu belki de ilk kez duyacaksınız. Ee, böyle bir sergi yapmış daha önce Cüneyt Sezer. Burada stüdyoya getireceğiz. Ve de daha farklı sürprizlerimiz olacak Kabe ile ilgili de. Ee, acayip bir program yine bizleri bekliyor. Perşembe akşamında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.